Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bilmeyenler için, izlemeyenler için açıklıyorum. Evet, araç projelerimiz devam ederken bir yenisi eklendi. Takipçi araçları. Aslında takipçi araçları arasında ilk bu aracı çekmiştim. Fakat tecrübe edinirken, testlerimi yaparken, burada nerede yanlış yapıyoruz, nerede doğru yapıyoruz derken bu projeyi bekletmeye aldım. O süreç zarfında Kore'nin arabasını yaptık ve sizlerle bu projeyi paylaşıyorum. Aslında en detaylı olarak bu bölümde göreceksiniz ki takipçi araçlarını bu şekilde yapıyoruz. Tabii siz ister istemez şunu merak ediyor olabilirsiniz. Hangi aracı neye göre seçeceğiz? Bizler de açıkçası sizlerin yorumlarınıza göre bu bölümler ilerledikçe bu koşulları belirliyor olacağız. Biz bu koşulları belirlerken siz de haberdar olmak için lütfen beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hem oradan hem de buradan paylaşıyor olacağım. De aldığım ilk araba olduğu için 20 senelik bir tarihi var bende arabanın. Biri o, birisi de Levent, Deniz. Çocuklar hepsi araba kullanmayı bunda öğrendiler. Bu şekilde görüldüğü gibi arabayı bu hale getiren de talim aracı gibi kullanılması başlamıştı. Uzun seneler kullandıktan, çocuklarından, ailenden paylaştıktan sonra bir bağ kuruyorsun, duygusal bir bağ kuruyorsun. Bunun parasal bir mantığı yok, ayrılamıyorsun. Benimki de öyle bir şey herhalde. Kırılmaz, bozulmaz performans sergiledi araba aslında. Bir de bir türlü ölmedi araç. O kadar iteledik, kakaladık, kırpaladık, hep ayakta kaldı. Emekler oldu yani. Gördüğün gibi yamuk yumuk olmuş araba. Çocuğa biraz daha şöyle bir bakım yapılsa, daha güvenilir şekilde, daha göze hoş gelir bir şekilde olsa çok daha içim ısıtırdı diye düşünüyorum. Yani başka ne ister insan ki? Eski emektarını toparlanmasını isterdi. Şimdi geldik Maxi Garaj'a. Burada tabii ki daha önceden çalıştığım Polat'la beraber aracı inceleyeceğiz. 4x4 olsun, arazi araçları olsun, işçiliğine, vizyonuna güvendiğim en iyi garajlardan bir tanesi Maxi Garaj. Cenazeyi getirdim. Eldeki bu abi, bununla ne yapabiliriz? Bana kalırsa kalpler gönüller kırılmasın. Seven vardır, sevmeyen vardır ama bana göre Ranger'ın en çirkin kasalarından bir tanesi. Ben bunun daha göze hitap eder, daha asabi bir hale gelebileceğine inanıyorum. Şimdi bu arabaya ne yapacağımızdan önce bu araba nerede kullanılacak? Ne yapılacak? Ne edilecek? Bu araç ilk günden beri ilk sahibinde. Tamam. Benim yakınım. Tamam. Çok yakınım. Tamam. Kilometresini bir tahmin et. Kilometre maksimum 100 bindir. Maksimum 100 bin diyorsun. 466 binde. Tamam. Bu araç köyde kullanılıyor. Odun taşıyor, çakıl taşıyor, valiz taşıyor. Hizmet arabası. Hizmet yani. Arabası. Ailenin hizmet arabası. Tamam. En son geçirdiği kazadan sonra bu araç artık tamam. Bu bir elden geçsin dendi. Ben de dedim ki bir dakika, madem elden geçecek. Biz geçirelim. Biz geçirelim. Aynı amaca hizmet edecek ama en azından şöyle düşün. Daha keyifli bir sürüş olsun. Daha havalı bir sürüş olsun. Bakıldığı zaman hani buna baktığında dersin ki şantiye arabası. Aynen öyle. Ama bir daha bakabilir, ya güzel de arabaymış ya denebilir mi acaba? Ya bu yapılacak hareket belli. Bunu biraz yükseltip altına büyük jant lastiği koyup neşemize göre neyi beğeniyorsak onu koyup kaportasını boyası zaten o işler sende. O işler bende. Mekanik kısmı bende. Farlara bir şey yapabilir miyiz onu konuşalım. Sinyalini aldım ama farlarda bir değişiklik yapabilirsek daha agresif bir şey. Bu yuvarlak olur, LED olur. Bunlar mesela şeyden geçer mi? Muayeneden geçebilecek geçer. Özellikleri geçer. Olur mu? Yani xenon kullanmadığımız sürece geçeriz. Yok, xenon kullanmayı düşünmüyorum. LED koyarız. Kullanmayı olur, olur. Olur, hepsi olur. Ya kamyonet grubunda önümüz çok açık. Ne istiyorsak yapabiliriz. Ortaya hepsini işletebiliyoruz. Problem. Hepsini işletiriz. Ruhsatına da işletiriz. Her şey yapılır. Arkasına bir çekide biri koyarız. Tepeye ne yapabiliriz? Tepeye mesela? Bir tavan sepeti koyacağız. Tavan sepeti. Üstüne malzeme yükleyebilirler. Hoş aydınlatmalar tabii, falan. Abartma abartı bir şey evet. Olursa. LED ışıklar koyarız sağına soluna. Tarlada bayırda açarlar yakarlar. Aynen, yani öyle baktığın zaman karşıdan ışıl ışıl bir şey gelsin evet. İstiyorum. Yani arabayı biz aşağı yukarı lastiğiyle jantıyla beraber 20 santim kadar yükseltiriz. 20 santim. Tabii. Şöyle bir yükseklikten yani, bahsediyoruz evet, ki bu çok keyifli bir yükseklik. Tabii. Yani bu şuralara gelecek tabii, değil mi? Şuralara aynen gelecek. Öyle. Yani oradan işte 20 santim ekleyelim. Yani bir karıştır 20 santim aşağıya koyalım. Şuralara falan gelecek şöyle. Jantıyla, lastiğiyle beraber. Bence kabul edilebilir. Yeterli dışarıda bence. Çıkacak biraz lastikler tabii ki de. Falan. Dışarıda çıkacak. Lastikleri biraz dışarıya alırız o sayede. Daha bir böyle bir heybetli durur araba. Evet, biraz ona ihtiyacı var tabii, gibi. Birazcık gibi. Ezik duruyor. Basık evet, duruyor sanki. Araba şöyle. O zaman bir incelemeyi alalım. Top sende. Tamam. Bundan sonrası Polat'ta. Sen benden öncesinde herhalde birazcık baktık. Ettin. Evet, altına baktım. Ne var ne yok bizi biraz aydınlatırsan. Neyle kaldıralım önce bir. Kaldıralım. Şimdi burada bunun kupa takozları var altında. Şuralarda. Bunları çıkartıp zaten basmışlar onlar. Onların yerine yenisini ve de 5 santim olanını koyacağız. 50 milimetre.
Şu anda bu arabanın alt şasisi ve kupasının arasındaki o yumuşak olan takoz parçalar zaten ezilmiş vaziyetteler. Onları değiştireceğiz. Onları değiştireceğiz, evet. Fakat sadece değiştirmekle kalmayacağız. Tabii ki onların yükseklerini koyacağız. Yükseğini kullanacağız orada. Ondan sonra gelirsek bu tarafa, ön tarafını da şuradaki civatayı sıkaraktan bu arabayı yükselteceğiz. Buradan sadece sıkarak, bu civatayı sıkarak yükselteceğiz. Sadece sıkarak, evet, yükselteceğiz. Bu torsiyon çünkü. Önü torsiyonlu bunun, yay yok bunun önünde. Sıkacağız, yükselteceğiz. Salıncakların altına da yükseltme aparatları var. Onları koyacağız, onlar da rahatlayacak. Kasa ile şasenin arası açıldıkça aradaki bağlı olan bütün parçaların hepsini uzatmamız gerekecek. Örneğin arkaya gücü gönderen bu şaftın bile aşağıya gelmesi gerekecek. Benim beklediğimden iyi çıktı arabanın altı. Dediğim gibi sadece şu dablumbaz köşelerinde çürükleri var. En çok suya maruz kalan yerler oralar. En çok suya maruz kalan yerler. Burada görünüyor zaten. Yaşına göre baktığın zaman neticede güzel. Bu araç 23 yaşında. Evet. İllaki altına bakınca çürüklerle karşılaşmak mümkün. Bizim şu an bunda kullandığımız 14. Biz kaç jant kullanacağız ortalama? Biz 16 kullanacağız. 16. Çok daha rahat olacak. Ya yani. Elimizdeki mevcut jantlara bakarız bir. Ne var ne yok, oluyor mu olmuyor mu, ona göre bir jant koyarız üstüne. Var mı jant peki, gösterebileceğiniz örnek? Var. Bakalım o zaman orada. Zevklerimiz mi uçacağına inanıyorum. Şöyle bir jantla. Bu gayet keyifli bir jant. Bu 16, eksi 40 offset ve de 10 taban genişliği var, 10 inç. Buradan bakınca inanılmaz geniş gözüküyor bana. Evet, 10 inç çünkü abi. 8 inç, evet, veya 7 inç değil. Model olarak gerçekten güzel. Hani bir özelliği var ya mı her bilmiyorum. Her şeye yakışan bir jant taktığında. Bu keyifli bir jant. İkinci gündeyiz. Polat parçaları yaptırdı. Sen arabanın altında da söktün bildiğim kadarıyla. Evet. Nelerle karşılaştık? Bir kontrole geçelim. Arabanın altında mekanik olarak sıkıntılar haricinde hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir civata kırılmadı. Hiçbir civata kaynamamış. Hiçbir civata paslanmamış. Arabanın şasesi, kupası, hiçbir yerinde pas, çürük yok. Yani rahat rahat bütün işlemi uygulayabildik üzerine. Ama birkaç tane mekanikte işte yürüyen kısmında arızalar var. O birkaç tane, kaç mesela tane? Motor kulakları kopuk. Hiçbir civatayı sökmeden motor üstünden alabiliriz. Şaka yapıyorsun. O kadar kop. Evet. Bir de motorda yağ kaçakları olduğundan dolayı kavuşçuk ya takozlar. Bütün hepsi yağdan çürümüşler. Allah'a emanet. Allah'a emanet, duruyormuş üstünde. Yani böyle bir sert kalkış falan yerinden çıkartabilirmişiz. Neyse bir göz atalım. Atalım. Şimdi ilk başta makaslardan başlayalım. Makas dediğimiz parçalar bunlar. Bunlar makaslar. Bunlar da burçları. Burada biraz var. Bir parça, biraz bir var bir parça ama bu tarafta var. Hiç kimse yok. Evet, hiç kimse yok. Öbür taraf da aynı şekilde. Aynı şekilde. Paramparça elimizde bile kopuyor artık. Hatıra, şöyle. Hatıra olarak, evet, bunları bu tarafta, saklayabiliriz. Bu varmış ama artık yok. 23, evet, senelik parçalar. Burç kalmamış. Bunlar herhalde hiç değişmemiştir diye hayal ediyorum. Amortisörler şu şekilde. Patlamış. Akıtmış. Yok, görürseniz. Bu tarafı daha da beter vaziyette. Evet. Eğer bir amortisörün üzerine ıslaklık varsa, kurumayan ıslaklık, bu yağdır. O da amortisörün patlak olduğunun bir göstergesidir. Şurada şeyler var. Aks keçelerimiz var şunun içinde. Oo. Aks keçeleri. Selamun aleyküm. Yavaş yavaş başlamışlar terletmeye. Terletmek çok bir mi? Sıkıntı yok ama terletmişler diyoruz biz ona genelde. Çünkü 23 yaşında bir araba olduğu için terletmiş o. Şu sıkıntı kelimesinin altını bir açarsak ne anlama geliyor? Yani sıkıntı yok. Tek sıkıntı, sıkıntı olmaması. Sıkıntı yok ama bir kaçak var. Niye sıkıntı yok o zaman? Bir kaçak burada var. Da terlememiz burada var. Aynı şekilde. Tapadan dolayı veriyor onu da. Bunun diferansiyel yağ değiştiğinde her seferinde tapa pulunu değişmiyorlar. Tapa da pulunu değişmedikleri için haliyle ısınıyor. Isındığı zaman buradan dışarıya yağ salmaya başlıyor. Pekala. Ön taraftaki amortisörlerimiz patlak. Ön taraftaki amortisörlerimiz patlak. İkisinde de ıslanma var. Ondan sonra şuradan bir şeyi göstereceğiz şimdi. Şurada bir şey olması lazım Doğukan. Bu nedir? O viraj demiri, evet, takozumuz. Burada ne var abicim içinde? Levye. Burada ne var? Takoz. Bak burada takozumuz var. Şu kauçuk parçaları takoz diyoruz biz. Bunların görevi bu demirleri hafif bir esneklik vererek çalışmasını sağlamak. Burada var, burada yok. Niye yok? Soru işareti. O zaman biz bugün takozları değiştiriyoruz ve aracın ön tarafını yükseltiyoruz. Bitiriyoruz bugün arkası hariç. Ardından da gidiyoruz makasları yaptırıp buraya geri geliyoruz. Evet. Küpeleri takıyoruz. Küpeleri takıyoruz. İşimiz bitiyor. Bunu göstermesem olmazdı. Şu anda takılan takozlarla aracımız 5 santim yükseldi. Tabi saplamalarımız da değişti. Tabii ki de. 5 santim de saplamalar uzadı. Bir de 10'a 9 kaliteyle değiştirildi. Birazcık yani daha, biraz daha sert. Daha sert, evet. Daha sert olanla beraber. Evi indirelim bakalım araç. Tamam, boyut indirelim. Olarak nerelere geldi şu anda. Tabi bu final değil. Şu an aracın inmiş hali.
5 santimlik takozlarla ve daha makasların küpeleri takılmamış haliyle. Evet. Şimdi şuradan çok net anlayabiliyoruz buradaki yükseklik farkını. Tam evet. Şaseye bağlı olduğu için kupa kalkıyor, şase kalkmıyor. Yani ne kadar yükseldiğini buradan görüyoruz zaten. Evet, şu anda bir şu kire yani bakılırsa 5 santim, evet, kadar 5 santim zaten 5 santim koyduğumuz yükseldi. Parça otomatikman 5 santim yükseldi. Ama şimdi makaslar da gelecek. Bir 8 santim, 10 santim aralığında da makastan alacağız. 5 santim de oradan, 10 santim desek 15 santim yükselmiş oluyoruz. Lastikten de zaten 22 santim alıyorduk yukarıya. Yani bir cetvel boyu yükseliyor araba. 40 santime yakın yükseliyoruz. 35-40 santim aralığında yükseliyor. Sanırım beklediğimizden iyi gidiyor iş. Şimdi bana sıra makasçı galiba. Evet, makasçı görüldü. O zaman ben makasçıya gidiyorum. Üzere. Arabaya gidip geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Daha önce bilmediğim, çalışmadım ama bir arkadaşımın önerisiyle bir kaporta ustasına getirdim. Sadece dedim ki aracın önünden itibaren arkasındaki kaporta ile alakalı düzeltmeleri yapın. Çünkü ön taraf komple yenilenecek ama arka taraftaki parçalar büyük sabit paneller olduğu için bunları düzeltmelerini rica ettim. Kaporta bitmiş, ben de şu anda ilk defa göreceğim. Memnun kalırsam bugün aracın üzerine sadece kendim astar atarak buradan çıkacağım. Eğer memnun kalmazsam da revize vereceğim. Bakalım araç ne durumda. Buralar tabii çok kötü durumdaydı. Bayağı bir uğraşmışlar. Gördün mü burayı? Ama bu sizden sonra başka kaportacı el değmeyeceği için sizden çıksın bu. Şu boş yer var ya. Ben bunu çünkü uzun vadede patlatır bu benim macunum. Şurayı biraz, bak burayı biraz toparlı. Güzel çalışmışlar. Sadece ufak tefek bir takım revizyonlar verdim. Onları istiyorum. Onlar da bittikten sonra ben şimdi bir astar vuracağım. Çünkü yağmur başladı. Geldiğimiz nokta artık kaportanın kaba aşamasını bitirdik. İlk defa çalıştığım bir yerdi. Revizyonlarımı yaptırdım. Aşağı yukarı istediğim yere geldik. Ama boyayı zaten Politek Zahit'e yaptıracağım için de bu kadarla bırakmalarını istedim. Şimdi yine Maxi Garaj'a geldim. Polat'ın yanına bir iki deneme yapacağız. Tavan sepeti denemesi yapacağız. Mekanik aksamla ilgili bütün her şeyi de Margo'dan sipariş ettim. Margo'nun çok geniş bir yelpazesi var. Ve istediğim neredeyse bütün parçaları da buldum. Onlar da yarın elime ulaştığı vakit alacağım, montajlarını bitireceğim ve bugün de bakalım hangi sepet bu arabaya daha yakışacak, bir sepet denemesi yapacak. Hop. Bunun yönü bu mu? Fark etmiyor, iki yönü de aynı bunun zaten. Bu tam bu tabana göre oldu. Tam buraya göre oldu. Bakayım boyu... dışarıdan nasıl gözüküyor. Aydınlatmalarla falan şık durur. Ha. İşlevsel olarak bakıyorum, işlevsel olarak güzel. Bu sepet buna uygun abi. Bunu bir kumlattırı boyattırırız güzelce. Ayakları tamam. Da yaptırırsın. Bu işi böyle çözeriz abi. Aynen. Kullanacağımız sepet ötekini denemeden karar verdik. Hem çok fonksiyonel, geniş bir alan, geniş bir hacmi var. Hem de bu aracın yılına, kıvrımlarına vesaire daha çok yakıştığına kanaat getirdik. O yüzden temizletip bunu koyacağız. Hemen hemen kasa kadar malzeme alır üstüne. Alır ya. Bayağı malzeme alır bu. Evet. Aslında projenin en keyifli kısmına geldik çünkü aksesuar kısmındayız. Yani giyindik, kuşanlık ettik, banyomuzu aldık ya. Ondan sonra bilekliğimizi takarız artık, jölemizi mi süreriz, rujumuzu mu? O aşamasına geldik. Fakat bu parçaları şu an takamayız. Önce bir denememiz lazım. Çünkü duşumuzu almadık desem yeridir. Aracın daha boyası yapılmadı. Ama bir bakalım hangi aksesuarlar bu aracı kaldıracak. Buraya da beni zaten Polat yönlendirdi. Malum Maxi Garaj bu işin içerisinde ise doğruyu yapıyordur. Onun yönlendirdiği kişi ise zaten doğrudur. Bakalım ne aksesuarlar var. Şimdi Süreyya ile beraberiz. Bu biraz geniş olduğu için bir deneyelim senin aracına dedim. Biraz daha ağır bir parça. Özel yapılmış belli.
Ha bu şey değil. Aracın kendi verdiği aksesuar değil. Sonra yapılmış bir aksesuar. Tabii sonra yapılmış bir aksesuar. Evet. Bu buna uydurulur abi. Parçamız takıldığında şekli bu durumda duracak. Bir şey diyeceğim. Boyut moyut falan bence 10 numara oldu abi. Bence de. Ayakları uydurur ya da kısaltıp daraltırsak sanki buralardan biraz öyle taştı. Evet, bunda biraz kesme biçme ve daraltma işlemleri isteyecek. İş bitsin en son. Bu uygulansın, araba toplansın, takılsın. Ondan sonrası basit zaten. Ama bu arabaya bu sepetle beraber çok yakışacak. Kaya kaydırıcı deriz biz bu borulara zaten. Ya bunun esas amacı şey, tabii, araba zarar görmeden. Araba zarar görmesin. Hani kayaların mayaların off-road'da geçerken baş böyle ezmesin. Bunun üzerinden kaydırarak geçsin. Bu çok istediğim bir şey değil ya. Ben biraz daha basamak gibi. Şimdi bu aracı aynı zamanda çok değerli bir hanımefendi kullanıyor. Annem olur kendisi. Hani onunla böyle basıp çıkabileceği bir şey düşündüm ama. Renk sokması sıkıntılı. Abi bu daha doğru bir, yani seçim. Şeklinden emin değilim ama çözüm olarak bu daha bir çözüm sanki. Tam açılmıyor ama bu yeter zaten. Ya da bunu biraz yükselteceğim bağlantı esnasında diyeceğim ama o da yo, daha da düşecek aşağıya. Uzun olarak? Bu açılıyor. Bunun bir bu kadar daha uzunluğu düşün yanında. Ondan ayarlarım sana. Abi kıymetli vaktin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben birazcık daha arabayı toparlayayım. Ondan sonra ayağına diğer sağlık. Aksesuar kısmı devam edeceğiz. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Daha önce demiştim ki geldik arabanın en keyifli kısmına, yani aksesuar bölümüne. Ama aksesuarlar takılmadan önce de en önemli bölümüne geldik. Arabanın kaderini değiştirecek yere. Daha önceden çalıştığım için biliyorum. Gerçekten de kalitenin ve güvenilirliğinin adresine geldim. Margo'ya geldim. Bu projenin en büyük destekçisine. Ve Margo'ya dedim ki benim bu parçalara ihtiyacım var. İhtiyacım olan bütün parçaların listesini geçtim Margo'ya. Şimdi içeri gireceğiz. İhtiyacımız olan parçaları bu arabaya yükleyeceğiz. Ve onları gidip değiştireceğiz. Şu an bu görsele iyi bakın. Neden buraya geldim ve ne değişiklik olacak? Bence hiç aklınızda bile olmayan bir şeyle karşılaşacaksınız. Çünkü ben bu arabayı zevk meselesi çok çirkin buluyorum. Ama eldeki imkanlarla bambaşka bir hale getireceğimizi düşünüyorum. Şu eşkale son bir kez daha bakın. Çünkü bir daha bunu göremeyeceksiniz. Burası Margo'nun Sancaktepe'deki yeni deposu. Parçalarımız hepsi hazırlandı. Şimdi onların hepsini yüklüyoruz. Hazır parçalardan laf etmişken Margo'nun bir lafı var. Sıradaki parça size gelsin. O zaman sıradaki parça benden de size gelsin. Of yine bir akşamüstü geldin. Güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana salmışsın gururu sokaklara. Of yine bir akşamüstü geldin. Aklıma güneşin batışıyla ne alaka? En sevdiğim bölüm. Canavarın değişimi başlasın. Sana yine enteresan bir iş getirdim. Aşağıda seni bekliyor. Hadi. Geçelim. Harika olmuş mekan bu arada. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Şurası, şu bölüm sadece senden esinlenerek yaptığım bir yer. Şuraya baktığın zaman emin ol sadece seni hatırlatıyor. Yuvarı Malatya. Geçelim aşağı Malatya'ya. Hadi. Bir araç getirdim sana. Hiç daha önce benim tarzım olmadığını düşündüğün bir araç. Ama sahibine teslim etmeden boyasını senin elinden geçmesin. Geliyorum dedin de aracın ne olduğunu söylemedin. Söylemedim, aşağıda görürsün. Hadi geldim. Ya sorun yok. Biz de kendimize güveniyoruz. Bak ekip sağlam bizim burada ama. Enteresan yani. Doğukan hayır beni farklı bir taraftan vuracak. Şimdi tarzım olmayan bir araba diyor. Değil mi? Farklı bir araba diyor. Tok falan mı geliyor acaba? Ben anladım. Dizel. Dizel. Karayolları arabası. Ama kafa değişmiş bak. Bunu şeyden mi aldık? Orman müdürlüğünden falan mı aldık? Yok, ilk sıfır, ilk sahibiz. İlk sahibisin. İlk sahibi. Ben niye bu arabayı hiç görmedim ki? Çünkü köydeydi.
Köyde. Köyden indi şehre. Kafa farklı, arka farklı. Değişti. Kafa değişmiş. Kafayı yeniledim. Bir yeni modeline çevirdim. Doğukan ters köşe yapıyor. Tarzım olmayan bir araba dedi. Dedim herhalde farklı bir mevzu geliyor. Tok mok bir şeyler geliyor dedim. Sonra tahmin eder misin dedi. Dedim dizel sesi geliyor. Vallahi beklemediğim ama altından kalkamayacağımız bir araba değil. Altından kalkamayacağımız araba yok. Yok, yok. Güzel tarafı o. Aklıma Doğukan geleni söyleyeyim. Şu çizgiden altını, tamam, farklı renk. Şu çizgiyi ayrı renk, üstünü farklı renk düşün. Bunu gold veya krem rengi bir şerit düşünüyorum baştan sona. Şimdi şuradan altı yeşil, üstü gri, araya siyah şerit yapılabilir. Gold şerit de yapılabilir. Gold olursa eğer jantları da gold yapacağım. Gold şerit yapılabilir. Gold şerit yaparsan aynen. Detaylarda gold jantlar gold olsa güzel olur. Alt yeşil, yani koyu bir yeşil lazım. Koyu canlı bir yeşil lazım. Koyu canlı bir yeşilim var. Birazcık daha düşüneceğim bunu. Araba güzel. Problem yok bizim için. Sen de. Rahat rahat hallederiz. Basit bir şeyler. Tamam. Evet, Ranger'ın geldik boya kısmına. Tabii ki BASF İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Dünyanın en iyi boya üreticisi Glacerite'ye geldik. Aracımız Ford Ranger. 2000 model ve öncesi. O yıllardaki Ford Ranger. Yine bunu yeşil renklerde yapacağım. Fakat Ford Ranger yeşili yapmayacağım. Hı hı. Biraz daha fantastik olmasını istiyorum. O yüzden bir karteladan bakalım. İstediğim yeşil birazcık böyle petrol yeşiline yakın. Hatta kafamdakine yakın bir şey göstereceğim. Şunu da görmende fayda var. Buna benzer bir şey de olabilir. Tabii burada biraz da şey var. Efektler var resimde gözüken. Hı hı. Biraz daha iri metaller. En yakın renk tonunu seçelim. Bir miktar daha şey yapabiliriz. Renkle oynayabiliriz yani. Rengi daha kirletebiliriz. Olur. Abi gittik geldik renklerde. İki yeşil arası beyaz çizgi ile sonlandırayım diyorum. Abi şöyle yapalım. Ben bu iki renk için bir çalışma yapayım. Sana alternatif farklı kombinasyonlar hazırlayayım. Sen onların içerisinden beğen. Hı hı. Ben hazırlayayım. Benim elimde formülasyonlarım da olsun. Bunun üzerinde çalışılabilir gibi görünüyor. Daha tamam, aralarında farklı tonlar da ekleyebiliriz. Alt renk gene sabit kalacak şekilde üste oynamalar yapacağım kombinlerle. İçime sinen 2-3 farklı kombin daha ekleyeceğim. Tamam. Bunun arasını. Bunların arasından değerlendirirsek daha güzel bir çalışma çıkar gibi geliyor bana. Yani daha böyle rengin daha böyle lansman tarzında böyle özel, spesiyel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir hafta 10 gün oldu aracın dizisinde. Ortalama evet, bir 10 gün oldu. Ve henüz aracı görmüş değilim. Araç bu kepengin arkasında. İyi bir şey çıkacağından zaten şüphem yoktu bu zamana kadar. Ama canlı gözlerle görmek bir başka olacak. Şimdi arabayı bize getirdiğin zaman emin ol biz de bu kadar iyi olacağını tahmin etmedi. Ben açık söyleyeyim sana. Birincisi aracın ön tarafı çok güzel toplanmıştı. Ama arka tarafında biraz daha kaporta işçiliği vardı. Aslında biraz süren uzama sebeplerinden bir tanesi bu. Birkaç ezik vardı hoşumuza gitmeyen. Daha düzgün çıksın diye yaptığımız. Artı onun dışında birkaç daha senin söylemediğin bizim üstüne eklediğimiz birkaç şey daha var. Onları da şimdi sana göstereyim. Renkler, renk kalitesi çok güzel.
boya kalitesi çok iyi. Renk seçeneği çok güzel bir kere. Hani o alta, üste ve araya bir kerit koyduk. Üçü birbirinden güzel. Artı hepsinin üzerine tamamlayan getirdiğin vernik gerçekten hem bu arabanın, aslında bu arabanın hakkı o değil aslında. O fazlasını vermiş. Fazlasını vermiş olduk arabaya. İnanılmaz güzel, inanılmaz parlak ve çok güzel yayılan bir vernik. Renk kombinasyonunda kardeşim çok destekçi oldu. Az çok araç sahibini tanıdığımız için biraz onun felsefesine de yaklaşmaya çalıştık. Hayata bakış açısından da etkilendik. Toprak renklerine falan da değindiğimiz, işte yani orada işin içerisinde birazcık kişiyi tanıyıp yorum getirmek vardı. Fakat en merak ettiğim şey küçük kartta nasıl duruyor, araç üzerine nasıl duruyor, onu gözümde canlandıramıyorum. Küçük şimdi, kartta bakması evet, kolay. Oldu mu? Çok iyi oldu. O çok zaman iyi. Daha heyecanlandırmasan da çok, göstersen mi? Çok iyi oldu. Açayım mı? Aç tabii. Ben tabii ki beğenmek istiyorum ayrı. Ama bunu gururla da araç sahibine götürüp onların yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Asıl merak ettiğim o. Araç sahibi zaten gördüğü zaman mevzuyu Allah, anlayacak. Dönüyorum. Dönme. Dönmeyeyim. Dönmüyorum. Tamam, bakmıyorum. Bakayım. Yoksa ışıklar açacaksın, öyle mi bakacağım? Şu an kepe ışıklar aslında tam açık değil. Bakabilirsin bence. Bir bak. Bakıyorum. Öf be. Oo. Oo. Vay canına be. Bak yeşil, çok güzel bir yeşil. Ya bak, biz bir tane Ford yaptık. Hatta burada Ford. Gördün mü sen Granada'yı mı? Gördüm. Tamam, evet, bak, üstü bir, siyah. Üstü siyah olan. Ben hani şey dedim. Bu arabanın bu rengi efsane güzel. Şunu görene kadar, bu yeşili görene kadar ben o yeşili güzel dedim. Ama şu bak, yeşili çok güzel. Gold'u inanılmaz uyumlu. Beyazın üzerindeki gold sedef direkt şuna tam oluyor. Bence oldu. Bence dört şık oldu. Dört dörtlük oldu. Yani şu hatların kesilme şekli, yuvarlaklığı, ne bileyim ya, bu Amerikan bir Ford olsaymış zirve olurmuş. Yani öyle söyleyeyim, zirve olurmuş. Ama sen bunu öyle bir görüntü verdin ki. Şu arabaya bir jant takıp biraz bastığın zaman var ya, bununla caddede yürüyeceksin. Hiçbir şey, o S13'e, S14'ü kenara bırak, bununla devam. İnanılmaz güzel. Bu arabayı biz tabii farklı bir şey yapacağız, biz yükseltiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani kullanım amacından ötürü, ama o dediğin projede düşünülmesi lazım. Kesinlikle. Mastik çekip üzerine pütür attık. Gayet işimizi görecek yani bu. Son derece başarılı, ellerine sağlık. Renk nasıl? Renk çok iyi. Çok güzel. Rengi niye? Çok beğendim. Emin ol, çok güzel. Bu arada işi de çok beğendim. Lambayı açayım mı? Aç artık. Aç, inceleyeyim. Sabırsızlanıyorum. Şurada otur, bence kendin izle. Renk değişti. Anladım ki bunu gün ışığında görmem gerekiyor. Ben pasta yapılmadan önce arabayı şeye çıkarttım, dışarı çıkarttım. Güneşin altında hani bir bakmak lazım, bir görmek lazım diye. Güneşte emin ol, şu yeşili güneşte bırak. Güneşte şurası efsane. Beyaz kısmı var ya, üzerine atılan gold serif inanılmaz güzel duruyor. Ben anladım ki bu aracı böyle gün batımına doğru falan götürüp teslim edeceğim. Çok güzel olur. Çok merak ettim ya. Araç bitti. Eline emeğine sağlık. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. İnşallah yine sahibi de kazasız belasız kullansın. Amin. Selamımızı söylersen. Bağış üstüne yeteceğim. Geldik yeniden Maxi Garaj'a. Şimdi Polat'ı bekliyorum. Biraz sürpriz oldu gelişim. Hem aracın son halini görsün, hem de jantları alalım, yüklerim. Çünkü onları da aracı uygun bir şekilde boyatmam gerekiyor. Hoş geldin ya. Senden önce geldin dükkana. Ne haber? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Bitirmişim. Boyayı yaptım, getirdim. İyi yaptın. Tanıdın mı? Ha. Bir yer getirmiştim, hani yükseltmiştim. Güzel olmuş ama şeyi. Dedim ya sana çift renk yap diye. Üstün sedefi falan gayet başarılı. Güzel de olmuş. Adam ne uğraşmış bu uyuyanla? Uğraştı. Önü nasıl oldu? Yeni kasa. Bak bakalım. Tabii ya. He? Değil mi? Bir şeye benzedi. Eskisinden kurtulmuş. Güzel. Alakası yok eskisiyle. Tabii canım. Her şey sıfır. Jantları boyaya vermek üzere almaya tamam. Geldim. İşte sepet mepet zaten sende galiba. Burada onlar ha. Onlara bir bakarız. Sonra finalleriz. Bir, iki, üç. Bu kadar değişti. Bu en son burada... Heh, o işte. Yorgun Demokrat. Evet. Hoş geldin.
Harika. Renk uyumu başlı başına çok vallahi güzel. Sen takıntılısın öyle şeylere. Aa, çok Amerikan vari, çok güzel. Evet. Yani şey değil. Bazen bunları çok modernleştirmeye çalışıp böyle arada kalan arabalar çıkıyor. Bu öyle olmayacak. Yok yok. Jantlarımı da getirdim. Tamam. Lastiklerimi de getirdim. Tamam. Her şeyimi getirdim. Sen de. Güzel. Harika. Dün bıraktığımız jantları bugün almaya geldik. Şu anda Cem Bey içeride ama ben jantları görüyorum. Bir şey diyeyim mi? Şimdiden söyleyebilirim. Tam rengini tutturmuş. Bana kalırsa tam rengini tutturmuş. Şu anda bu jantları o aracın üzerinde görmek için sabırsızlanmaya başladım. Wow. Vuruntu izleri vardı, onları da yok etmiş. Şahane olmuş. Hadi montaja geçelim. Efendim? Tam arkanızdan konuşuyordum. Diyordum ki Cem Bey yine beni renk konusunda yanıltmadı. Ve istediğim rengin ta kendisi. Kodunu gibi aldık dijital olarak. Baya telefondan fotoğraf. Yok gözümüzle gözümüzle. Şimdi jantlar hazırlandı. Bence arabanın kaderini en çok değiştirecek olan parçalar jantlar. Henüz takılmadan önce şöyle bakıyorum. Aşağı yukarı aynı boydayız. Araba benden uzun mu bilemedim ama herhalde aynı boydayız. Şimdi montajdan sonraki haline bakalım. Her şey şu an değişiyor. Araba yükseldi. Demin üstünü görebiliyordum neredeyse. Bayağı fark etti. Şimdi bu sefer de konforu merak ediyorum. Umarım konfor da aynı şekilde güzeldir. Geldim Çakıroğlu garaja. Margo Otoparts'tan aldığım bütün parçaların hepsini buraya getirdim. Amortisörlerinden rot kollarına kadar aklınıza gelecek bütün alt parçaların hepsini değiştiriyorum. Buna frenler dahil, bütün hidrolikler dahil. Yani bir araçta periyodik olarak yapılması gereken bütün bakımı bu arabaya gerçekleştireceğim. Frenler bitikti. Arabada ciddi bir çekme var. Direksiyonda boşluk var. Bütün bu ara parçalar değişecek. Frenler iyi tutmadığı için fren aksamı ile ilgili her şey değişecek. Kim bilir bunun şanzıman yağı, diferansiyel yağı veya fren hidroliği ne zaman değişti? Bence 10 seneden önce değişmemiştir. O yüzden onların hepsini değiştirmeye bırakıyorum aracı. Sonra da bitmiş haliyle yola koyuluyorum. Aracın hemen hemen ağır bakımı bitti. Şimdi yağların değişimine geldik. Ben tercihimi Total Enerji'den yana kullandım. Traxxium Gear 8 diye şanzıman yağı var. Yine Total Enerji'nin DOT 4 fren hidroliğini değiştireceğiz. Ayrıca bir de Elfin Evolution Fulltech FE 530 motor yağını koyacağız bu araca. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Aradan aylar geçti ve bütün aile bireylerim arkamda. Batıkan hariç. Batıkan şu an Belçika'da. Sizden aracı alalı birkaç ay oldu. Birkaç ay mı? Evet. İşin içerisine maalesef doğal afet girdi, bayram girdi, ekonomik kriz girdi vesaire. Ama aracın üzerinde çok ciddi emek var. Aracı sizden aldığımda araç hasarlıydı. Boyadan eser kalmamıştı. Ciddi şekilde problemleri olan, yürüyü hiçbir şekilde tadilat görmemiş. Bütün alt yürüyen kötü durumdaydı. Aracı onardım, boyasını tazeledim. Serdar abiyle görüştüğüm için onun birazcık zevklerini sordum. Fakat burada annemin de aracı kullanacağını düşündüm ve tabii sizin de aracı kullanacağını düşündüm. Aynı zamanda Harun abinin de. Yani buradaki herkesin kullanacağı şekilde araçta bir takım revizyonlar yaptım. Araç sokağın başı, şimdi onu almaya gideceğim. Senden arabayı alırken hatırladığım şey palto giyiyordum. Bak şimdi kıyafeti. Ne kadar zaman geçti nasıl? Çekim için havanın güzel olmasını bekledim. Ha. Tabii ki. Nasıl bir beklentin var ya da neyle karşılaşacağını düşünüyorsun? Çok yüksek bir beklentim var. Neyle karşılaşacağımı bekliyorum. Senin becerilerini bildiğim için beni şaşırtacak bir şeyle karşılaşacağımı bekliyorum. Vallahi ben Doğukan'ın iyi bir şey yapacağına inanıyordum. Arada böyle benim renk şeylerimi sordu, fikirlerimi sordu. Ben uçabilirim yani mesela çingene pembesi falan da olabilir dedim ama neyse öyle bir şey yapmamıştır inşallah. Çünkü bu takım ölür herhalde burada öyle bir şey görürse. Ama bana göre öyle olmalı mesela mor olabilir, pembe olabilir falan. Bir de bana daha çok yakışır diye düşünüyorum. Neyse heyecanla bekliyorum vallahi yani. 22 senedir bizde. 23 senedir. Şu araba değsin diye çok yalvardım.
değişmedi ama Salih'in ellerine verince kesin güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Eski, o çok kötüydü eski hali. Kaportanın değiştiğini düşünerekten muhtemelen bir tık daha büyüdüğünü düşünüyorum. Lastiklerle birlikte boyutun büyüdüğünü düşünüyorum. Güzel bir boya olacağını tahmin ediyorum. Yani bambaşka bir şey geleceğine inanıyorum. Ben çok epey bir zamandır zaten bekliyordum hasretle. Benim beklentilerim tabii ki büyük ama çok iyi bir şey geleceğinden eminim. Bambaşka bir şey gelecek. Şimdi bence araba çalışmayacak ve Doğukan yürüyerek gelecek. Hadi canım, o mu? İyiydi yani. Odur odur. O galiba. Hakikaten. Ne yapmış? Oha. Yok artık. Çakarlar da koymuş. Yok ya. Vallahi yok. Vay. Şaka gibi lan. Ne diyorsun? Onlar ne ya? Ne diyorsun? Bakar mısın? Hadi bakalım. Renk ne renk? Hayda. İyi oldu. Baksana bu çukur mukur de tanımıyor, görüyor musun? Yok yok. Yok abi, çukurların işi yok arabanın. Tam offroad. Vay canına. Yanmıyorum. Çok süper. Hakikaten bu kadar olur vallahi. O şey renkli. Vallahi bu her türlü beklentiyi aşar. Doğru söylüyorum. Ha? Deniz, ha? Şey her türlü beklentiyi aşar bu vallahi. Tabii canım, bu bambaşka bir şey yani. Vay be. Vay be. Böyle bir şey bekliyor muydun? Asla beklemiyordum. Asla. Çok zor. Yeşil tarafını tutturmuş. Vallahi... Sana geciktiğin için bozuk atıyordum. Ama her saniyesine değmiş. Gecikmenin her saniyesine değmiş. Helal olsun. Ne yapacağız? Helal olsun çocuklar gecikmesi. Olsun mu hakikaten? Hakikaten bir daha bravo. Projeye başlarken benim için çirkin araç yoktur. Modifiye edilmemiş araç vardır düşüncesiyle çıktım. İlk aracı gördüğüm zaman nereye gelebileceğine dair bir fikir ürettim. İlk başta alt takımı komple elden geçirdim. Bunun içerisinde bütün amortisörlerinden tutun, kırık makasların değişimine kadar, demirlerinden tutun, takozlarına, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi değişti. Yani alt takım şu anda tamamen sıfır aracın. Şase elden geçti. Çünkü araç tuzlu suya maruz kaldı mı bilmiyorum. Bazı bir takım hasarlar gözüme çarptı. Korozyon gören parçaların bir kısmı değişti. Lastikler çürümüştü, onlar değişti. Ondan sonra bu aracın biraz yükselme ihtiyacı olduğunu gördüm. Aracı kasayla kupa arasını biraz genişlettim. Biraz lastikle genişletme ihtiyacı duydum ve tabii bir takım kitlerle bu aracı biraz yüksek ve sizin daha çok böyle bozuk yollara rahat girebileceğiniz bir hale getirmek istedim. Bir nevi arazi aracı oldu diyebiliriz. Onun dışında bu aracın çeki demiri olduğu için suya gireceğini düşündüm. O da bir artıydı, yükselmesi gereken bir özellikti. Lastiklerin yeniden değişmesi gerekiyordu. Lastikler sıfırlanırken daha güzel, daha çok işinizi görecek. Çünkü bu araçta inşaat yollarına giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. O açıdan da daha iyi olacağını düşündüm. Araç genel olarak daha büyük rigidlik kazandı. Daha fazla yük taşıyabilir pozisyona geldi. Makasları da güçlendiği için. Onun dışında araç mekaniğiyle ilgili bütün sıvıları değişti. Şanzıman, diferansiyel, fren sistemi, frenler komple değişti. Buna fren hatları dahil, fren diskleri, balataları hepsi değişti. Bunun dışında motor sağlıklı çalışıyor. Motorun mazot pompası tamirat gördü. Eskiden ilk marşta çalışmıyordu ve çok duman atıyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu anda tek marşta çalışıyor. Performansı oldukça iyi. Tabii bu araçta en büyük değişim de bu arada facelift yaptım. Yani bir sonraki kasanın ön far takımını, ızgarasını, kaputunu değiştirdim. Eskisi şeffaf cam değildi, daha basık, biraz daha tabiri caizse çirkin bir kasaydı. Bunun daha albenisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu arada inanılmaz bir aydınlatma yapıldı bu araca. Şu an gündüz performansıyla değil de gece performansıyla baktığınız zaman burayı gündüz gibi aydınlatıyor. Bütün gördüğünüz her yer bembeyaz oluyor, öyle bir aydınlatması var. Arada da hepiyi kaybediyorsunuz. Yan ve arka aydınlatması da var. Bir port bagaj yaptık, sepetimiz var tepede. 200 kilo taşıyabiliyor üstteki. Arkada da taşıyabilen bir barımız var. Bir o kadar da o taşıyabiliyor. Arka kasa tamamen bozuktu, çürüktü. Bütün o çürük yerler onarıldı. Oralar mastiklendi, su geçirmez hale getirildi. Bundan sonrasında eğer orayı ahşap kaplamak, plastik kaplamak isterseniz o sizin elinizde. Bir tane de sandık koydum arkaya. Sandık içerisinde de acil müdahaleler için bir çapası var, ipi var. Onların üzerinden geçeriz. Spanzetleri var. İki tane 2 litrelik yangın söndürücü tüpleri var. Kısacası bu araçla çıkıp çok gerekirse yardıma bile gidebilirsiniz. Bunun dışında aracın içerisindeki koltuklar oldukça yırtık durumdaydı. Onlara özel kılıf yaptırdım. Çünkü bu en hızlı çözümdü ve bu aracı şu anda günlük ihtiyacınızda kullandığınızda kılıf değişebilir bir kılıf. O yüzden sökülüp temizlenebilir bir kılıf. Gayet güzel. Ses sistemini yeniledim. Hoparlörler çalışmıyordu. Teyp çalışmıyordu. Teybi değiştirdim. Yeni nesil bir teyp taktım. İki tane yeni hoparlör taktım. Hiç olmazsa güzel bir müziğimiz de var. Kısacası
araç şu anda olduğundan belki 2-3 katı değer kazanmış bir araç oldu. Güle güle kullanın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlara nasıl bulduğunuzu paylaşın. Çünkü sizlerin fikirleri bunca zaman bize hep yol gösterdi. İlerleyen safhalarda araçlarda nasıl yol kat edeceğimizi sizin fikirlerinizden de faydalanarak devam etmek isteriz. Bu arada kim bilir belki önümüzdeki dönemlerde yapacağımız araçlardan bir tanesi de sizinki olacaktır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.